Merhaba sevgili gençler, işte fen bilimleri yazılı soruları çözüm videosuyla yeniden karşınızdayız. 6. sınıf 2. dönem 1. yazılı sorularının çözümlerini beraber yapacağız. 6. sınıflara ait bütün derslerin yazılı videoları kanalımızda videolar kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu sorularımızın çözümüne hemen başlayalım. 1. Aşağıdaki tabloda K ve L maddelerinin elektriği iletme durumları tik işaretiyle işaretlenmiştir. Buna göre K ve L maddeleri aşağıdaki verilenlerden hangisi olabilir? İyi ileten ne olabilir arkadaşlar? Bakır olabilir. Bakırdır. Bakalım bakır nerede var? Bakır B seçeneğinde iyi ileten. Bakır evet B seçeneği. İletmeyen de kağıt. O halde doğru cevap zaten B seçeneği var. Ancak şurada sanki yanlış. K iyi ileten şurada olacak. İyi iletmeyen evet şu şekilde olacak arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneği. Bakır tel iyi ileten kağıt ise iyi iletmeyen şeklinde işaretlenecek. Geçelim ikinci soruya arkadaşlar. Şekildeki yansıma olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Yani hangisi yanlıştır? Bakalım arkadaşlar hangisi yanlış? Gelme açısı 40 derecedir diyor. Gelme açısı 40 derece. 40 ile döndüğüne göre evet gelme açısı 40 derecedir. Birinci ışın gelen ışındır diyor. Birinci ışın gelen ışın mı arkadaşlar? Soru işareti. 1 ve ikinci ışın arasındaki açı 90 derecedir. 50, 40, 90 derecedir. Evet tik tik. B'ye soru işareti koyduk. İkinci ışın ile ayna arasındaki açı 50 derecedir. İkinci ışın ile ayna arasındaki derece 50 derecedir. Evet derece farkı. Doğru cevap ne olacak burada? Bir ışın, birinci ışın gelen ışındır diyor arkadaşlar. Doğru cevap ne olacak burada? Hangisi söylenemez diyor. Çünkü B seçeneği. Hemen geçiyoruz. Arkadaşlar bazı basit hatalar yapabiliyoruz. Doğru düşündüğümüz halde yanlış işaretleyebiliyoruz. Lütfen bunları yorum kısmına bizlere bildirin. Düzeltme imkanı bulabilelim. 3. Aşağıda verilenlerden hangisi iskelet kaslarının özelliklerindendir? İskelet kaslarının özellikleri, görevleri nelerdir arkadaşlar? Genelde hareketi sağlar değil mi? Eklem yerlerindeki kolların, bacakların hareketlerini sağlayan kaslardır. Bakalım. İsteğimizin dışında çalışırlar. Hayır. Düz kaslardan daha yavaş çalışırlar. Hayır. Özellikleri diyor arkadaşlar. Kol ve bacakların hareketini sağlar. Evet zaten az önce açıklama yaparken aynen buna benzer bir cümle kurmuştuk. Mide, bağırsak gibi iç organların yapısında bulunurlar. Hayır. Doğru cevap kol ve bacakların hareketlerini sağlar. C seçeneği. Geçelim dördüncü soruya arkadaşlar. Verilen bu özellikler solunum sistemimizdeki yapılardan hangisine aittir? Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu. Bakalım özellikler nelermiş? Solunum sisteminde havanın dışarıdan girdiği ilk kısım dediği anda zaten cevabı buluyoruz. Diğerlerine alınan havayı nemlendirir ve ısıtır. Evet aynen. İçindeki kıllar havadaki toz parçacıklarını tutar. Onun için nefesi nereden almamız gerekiyor? Ağız yerine burundan almak en sağlıklısıdır. Zaten doğru cevap A, burun olacak sevgili gençler. Geçelim 5. sorumuza. 5. sorumuzda verilen özellikler aşağıdaki hayvanlardan hangisinde görülür diyor. Bakalım. Embriyo gelişimi ana canlının vücudunda gerçekleşir. Ana canlının vücudu evet. Yavrusunu doğumla dünyaya getirir. Yavrusunu sütle besler. Bakalım. Tavuk hayır. Yumurtayla dünyaya getirir. Keçi evet özellikler var. Alabalık hayır. Kertenkele hayır. Burada sadece özellikleri yavrusunu sütle besleyen ve doğumla dünyaya getiren keçi arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneği olacak. Geçelim 6. soruya sevgili gençler. Bakalım bizden ne tür bir bilgi istiyor 6. soru. Çiçekli bitkilerde tozlaşma yoluyla polenlerin, evet tozlaşma yoluyla polenlerin dişi üreme organına yerleştiği kısım hangisidir? Evet, tozlaşmayla polenlerin dişi üreme organına yerleştiği kısım hangisidir diyor. Dişçik borusu mu, yumurtalı mı, tohum taslağı mı yoksa tepecik mi? Evet, çiçekli bitkilerde tozlaşma yoluyla polenlerin dişi üreme organına yerleştiği yani tutunduğu kısım arkadaşlar tepeciktir değil mi? Doğru cevap D seçeneği olacak. Hemen geçiyoruz 7. sorumuza sevgili gençler.
Bakalım ne diyor? Yollarından hangileri ile gerçekleşir? Bakalım neymiş? Metal bir çubuğun ucunu ateşe tuttuktan bir süre sonra elimizde tuttuğumuz kısmın da ısındığını hissederiz. Ne demek? Bu iletken olduğu içindir arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Ateşe değen kısımdan yayılan ısının elimize ulaşması. İletim, evet bu doğru. Konveksiyon, hayır. Işıma, hayır. Yollarından hangileriyle gerçekleşir? Sadece bir iletim arkadaşlar. İletken olduğu için ısı zaten ucudan diğer tarafa doğru yayılır. Doğru cevap sadece A seçeneği olacak. Hemen geçelim 8. sorumuza sevgili gençler. Ne diyor bakalım? Verilen cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Bakalım. Elektrik enerjisi iletimi sırasında maddelerin elektrik enerjisinin üzerlerinden geçişine karşı gösterdikleri etkiye nokta 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 denir. Bu etkiye elektriksel direnç denir arkadaşlar. Elektriksel direnç denir. Nerede var? Elektrik akımı, elektriksel direnç. Doğru cevap B seçeneği olacak sevgili gençler. Hemen 9. sorumuzu cevaplandıralım hep beraber. Ses ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Evet, ses ile ilgili verilenlerden hangisinin yanlış olduğunu hep beraber bulalım bakalım. En hızlı gazlarda yayılır diyor soru işareti. Dalgalar halinde yayılır. Evet, titreşim sonucu oluşur. Evet, bir enerji türüdür. Evet, ama en hızlı gazlarda mı yayılır? Elbette ki yanlıştır değil mi arkadaşlar? Ses ve ses enerjisi konusunu zaten konu olarak sizlere anlattık. Videoları kısmında var. Bu konuda ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Videolara bakıp bunu da öğrenebilirsiniz. Hemen geçelim 10. sorumuza. Ne diyor? Piller verilmiş. Bakalım ne diyor bizden? En parlak, hangisinin en parlak yanabileceğini soruyor. Bakalım özdeş piller, özdeş ampuller kullanılarak kurulan aşağıdaki devrelerden hangisinde en parlak yanar? Hemen bakalım. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Şöyle tamamı görünsün. Hangisinde en parlak yanar? Bakalım. 1 milimetre kalınlığında bakır tel kullanılmıştır. Kalınlık, tellerin kalınlığı çok önemlidir arkadaşlar. 1,5'luk, 2,5'luk, 3,5'luk. Belki siz bunları bilmezsiniz ama tellerin kalınlığı geçen elektriği akımını etkiler. Burada 2 milimetre, burada 3 milimetre, burada 4 milimetredir arkadaşlar. Ve hepsi denk olduğuna göre en kalın tel en iyi elektrik akımını geçirir arkadaşlar. Burada en kalın tel hangisi? 4 milimetre ile D seçeneği. O halde en parlak yanacak olan da zaten 4 numaralı ampul olacaktır sevgili gençler. Çok basit. Milimetre tellerin kalınlığının geçen akımın etkilediğini biliyorsanız bu soruyu hata yapmanız imkansız. Geçiyoruz 11. Şekildeki düzlem aynada ışın yansıma açısı 40 derecedir. Evet. Bu ışının gelme açısı kaç derecedir? Arkadaşlar 40 derece ile yansıyorsa kaç dereceyle gelebilir? Bir düzlem aynada, evet düz bir aynada ışın geldiği dereceyle geri dönmez mi? Elbette. 40'la şurada, 40'la dönmüş ise 40'la da gelecektir arkadaşlar. O halde doğru cevap A seçeneği olacak. Hemen geçiyoruz. Yani şurada şöyle yaptığımız zaman arkadaşlar 40 dereceyle de gelmesi gerekiyor. 12. soruya sevgili gençler. Burada bize bir kuvvet var. Kuvvet sorusu. Sürtünmesiz yatay zeminde bulunan K cismine aynı doğrultuda iki kuvvet aynı doğrultuda diyor. İki kuvvet şekildeki gibi etki ediyor. Buna göre K cismine etki eden bileşke kuvvet kaç N olur diyor arkadaşlar. Burada 5 var, burada 3 var. Bu bileşke kuvvet ne olabilir diyor. Çok basit. Bir toplama işlemini biliyorsanız zaten bunu bilmeme şansınız yok. 5N artı 3N eşittir 8N olur değil mi? Doğru cevap da zaten D seçeneği olacak sevgili gençler. Çünkü aynı yönde kuvvet uygulanıyor arkadaşlar. Farklı yönde uygulansa evet değişken olabilir. Geçelim 13. soruya.
Aşağıdaki hayvanlardan hangisi üreme şekline göre diğerlerinden farklıdır? Evet, yumurtayla, eşeğli ya da eşeğsiz yumurtayla ya da doğurma sonucu üreme soruluyor burada. Yarasa, kaplumbağa, leylek, yılan. 13. sorumuzun cevabı burada. Ne olacak arkadaşlar? Kaplumbağa nasıl ürer? Yumurta, leylek, yumurta, yılan, yumurta. Peki yarasa doğurur mu? Demek ki doğuruyormuş değil mi? Farklı olduğuna göre doğru cevap. Çünkü A seçeneği arkadaşlar, yarasa üreme şekli farklıdır. Hemen geçiyoruz. Çünkü yarasa memelidir arkadaşlar, unutmayalım. Geçelim 14. soruya. Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel değişime örnek verilir? Fiziksel değişim, bu da çok basit ve sadece biraz dikkat gerektiren bir soru. Bakalım hangisi fiziksel değişime örnektir? Sütün mayalandırılarak yoğurt haline getirilmesi, bu fiziksel mi kimyasal mı arkadaşlar? Fiziksel değişim değildir tabii ki. Etin kıyma haline getirme, et kıyma haline getirdiği zaman et özelliğinden bir şey kaybeder mi? Süt mayalandığı zaman süt özelliğini kaybeder. Ama et küçük parçalara bölündüğü halde zaman et özelliğini herhangi bir kimyasal değişime neden olur mu? Hayır, sadece bir fiziksel değişime uğrar. Kesinlikle bir kimyasal değişime uğramaz. Zaten doğru cevap B olacak. Yaprağın sararması, evet, kesinlikle fiziksel değil. Demirin paslanması, yine fiziksel bir değişim değil. Doğru cevap B seçeneği. Etin kıyma haline gelmesi sadece fiziksel bir değişimdir. Aşağıdaki maddelerden hangisi ısı yalıtımı için binalarda kullanılamaz? Isı yalıtımı, yani ısı dışarıdan içeriye vermeyecek, içeriden de dışarıya vermeyecek. Yani içine ısı almayacak. Bakalım. Silikon yün kesinlikle kullanılır. Metal levha, soru işareti. Plastik köpük kullanılır. Ahşap levha kullanılır. Ama metal demir levha arkadaşlar, metal kullanılmaz. Isı yalıtımını yapmaz çünkü. Doğru cevabımız 15'te ne olacak? B seçeneği olacak. Çünkü metal zaten ısı alıp verdiği için yalıtımda da kullanılması sağlıklı olmaz. Aşağıdaki durumların hangisi elektrik enerjisinin güvenli kullanımına örnektir? Güvenli kullanım arkadaşlar diyor. Verimli ya da tasarruf değil, güvenli kullanımına örnektir. Soru köklerini lütfen dikkatli okuyalım. Elektrik çarpan bir kişiyi hemen kolundan elimizle tutup çekmek. Kolun elimizle tutup çektiğimiz zaman bizi de çarpar. Bu kesinlikle güvensizdir. Eksi. Banyo gibi ıslak ortamlarda elektrik aletleri kullanmak çarpılmamıza zaten zemin hazırlamış oluruz. Eksi. Yıpranmış elektrik kabloları kullanmak. Bu da eksi olur arkadaşlar. Elektrikli araçlar üzerine ne? Yıpranmamış. Özür diliyorum. Yıpranmamış. Eksi olmaz. Artı olur. Özür. Yıpranmamış. Elektrik araçları üzerinde yazılan değerlerden daha büyük değerlerde elektrik enerjisiyle çalıştırmak. Bu da çok 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 sakıncalı. O halde doğru cevap C. Hangisi güvenli bir kullanımdır? Yıpranmamış elektrik kabloları kullanmak. Arkadaşlar ben de hata yaptım burada. Lütfen şu tür kelimeleri dikkatli okuyalım. Yoksa yanlış yapabiliyoruz. Doğru cevap C. 17. soru. Bakalım aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmalarına karşı alınabilecek önlemlerden biridir? Elektrik çarptığı zaman hangi önlemi almamız gerekiyormuş? Hemen bakalım. Yıpranmış kabloları kullanmak. Hayır, bu bir önlem değil. Kabloları kesik kesik elektrik direklerinden uzak durmak. Evet, bu elektrik çarpmalarına karşı alınabilecek bir önlemdir. Soru işareti koyalım. Elektrik prizlerine yabancı cisim sokmak. Hayır, çarpılırız. Banyo gibi nemli yerle de elektrikli araçlar kullanmak. Hayır. Doğru cevap burada da B. Kabloları kesik elektrik direklerinden kesinlikle uzak durmalıyız. Kablo yere geçtiği zaman yerde ıslaklık, nem varsa ıslak zeminler biliyorsunuz iletkendir. Gelip elektrik bizi bulabilir ve çarpılabiliriz. 18. Bir maddede meydana gelen değişimin kesinlikle bir kimyasal değişim olduğu aşağıdakilerden hangisiyle söylenebilir? Kimyasal değişim neredeydi? Evet. Hangisinin kimyasal değişim olduğu aşağıdakilerden hangisiyle söylenebilir diyor. Bakalım hal değişimi olması kesinlikle diyor ama hal değişimi olması kesinlikle bir kimyasal değişim olduğu kanaati uyandırmaz. Renk değişimi hayır. Gaz kabarcığı oluşması hayır. Maddenin eski haline döndürülememesi evet. Eğer artık eski haline döndürülemiyorsa kimyasal değişim olduğu aşağıdakilerden kesinlikle çünkü diyor. Eski haline döndüremiyorsanız o artık bir kimyasal değişime uğramış demektir.
Burası çok önemli arkadaşlar. Eski haline dönmeyen bir madde kimyasal bir değişim göstermiş demektir. Doğru cevap D seçeneği. Geçelim 19. soruya sevgili gençler. Burada evet bir çiçek yaprağı verilmiş. Ne diyor yukarıdaki şekilde? Dişi organ. Kaç numara ile gösterilmiştir dişi organ? Hani yukarıda bir soruda yapmıştık değil mi? Tozlanma yoluyla polenlerin gelip yapıştığı yer neresiydi arkadaşlar? Tepecikti değil mi? Tepecik. Peki burada hangisi bu tepecik denen? Elbette ki bir numarayla işaretlenmiş olan yer arkadaşlar. İşte dişi organ kaç numara ile gösterilmiştir? Dişi organ bir numarayla gösterilen burasıdır arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. 20. ve sonuncu soru arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olun ki bütün yazılıları, konu anlatımlarını size bildirim olarak yollayabilirim. Ayrıca bize destek olmanız da bizi mutlu eder. Yorumlarınızda eleştirilerinizi ve desteklerinizde yorum kısmına da bekliyoruz sevgili gençler. 20. Aşağıdaki maddelerden hangisi yalıtkan bir maddedir? Hemen bakalım arkadaşlar hangisi yalıtkanmış? Demir yalıtkan mıdır? Hayır. Demir yalıtkan olabilir mi? Hayır. Bakır? Hayır. Altın? Hayır. İletkendir bunlar arkadaşlar. Ama tahta bir iletken değil, yalıtkan bir maddedir değil mi? Doğru cevap B seçeneği olacak. Zaten hata yapacağınızı düşündüğüm bir soru değil arkadaşlar. Evet, sınavımız burada bitti. Umarım faydamız olmuştur. Bir sonraki yazılıda buluşmak üzere. Hoşça kalın bizimle ve başarıyla kalın sevgili gençler.